Çocuklar burası da Conk Bayırı. Atatürk'ün askerlerine size ölmeyi emrediyorum dediği yer. Gencecik insanlar, Kosova'dan, Kerkük'ten, Halep'ten, Sivas'tan, Erzurum'dan sevdalarını bırakıp gelen pırıl pırıl gençler burada bir bir düştüler kayıttan. Türkiye Cumhuriyeti ileride kaymakam, bakan, mimar, mühendis olacak kuşakların işte bu topraklarda, Conk Bayırı'nda, anafartalarda kaybetti maalesef. Mustafa Kemal de burada Conk Bayırı'nda gazi oldu. Burası Anzak askerlerinin ilk çıkartma yaptığı Anzak koyu. Kayıtlara göre düşman askerler. Ama bilir misiniz ki savaşa cesetlerin toplanması için ara verildiğinde Anzak askerleri bizim askerlere sigara, bizimkiler de onlara ekmek vermiştir. Savaş bittikten sonra bir Türk kumandan savaşta ölen Anzak askerlerinin ailesine şöyle bir mektup göndermiş. Uzak diyarlardan evlatlarını savaşa gönderen analar, gözyaşlarınızı dindirin. Çocuklarınız bizim bağrımızda huzur içindedir. Ve huzur içinde rahat uyuyacaktır. Onlar bu topraklarda can verdikten sonra artık onlar bizim evlatlarımızdır. Peki bunu kim söylemiş biliyor musunuz? Hayır. Mustafa Kemal Atatürk. Ya, onun için öyle kolay bir şey olunmuyor. İşte bu topraklar bunun için bu kadar değerli. Bu şehitlik burada olduğu sürece siz de ülkeniz için çalışmak mecburiyetindesiniz. Beğenmediğiniz, yolunda gitmeyen bir şey varsa mücadele edin. Niye okuyorsunuz siz? Niye size genç deniyor, delikanlı deniliyor? Çalışın, ülkenizi yaşanır hale getirin. Karanlıktan şikayet edeceğinize bir mum da siz yakın ki hep beraber aydınlıkta yaşayalım. Kaçmak kolay, zor olan mücadele etmek. Kolaya kaçıp utanacak mısınız, yoksa zoru seçip gururlanacak mısınız? Bunun kararını siz vereceksiniz.